Türkiye'de en çok manda varlığına sahip il olan Samsun'da manda etinden üretilen pastırmaya vatandaşların talebi her geçen yıl artıyor. Sucuk üretiminde, fermente sucuk üretiminde ve bunun yanında da pastırma üretiminde arzu edilen bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Manda etinin sığır etine göre daha yüksek protein, mineral ve vitamin içermesi vatandaşların manda pastırmasına olan ilgisini arttırdı. Yani yiyen bir daha almak istiyor. Mesela ben kurbanda manda balığı satayım ben 5 seneden beri. Her sene çoğalıyor. Pastırması var, sucuğu var, ondan sonra sütü var, kaymağı var, yoğurdu var, peyniri de var, hepsi de var. Manda etinden yapılan pastırma ve sucuk gibi ürünlere ilginin artması Samsun'da en fazla manda besiciliğinin yapıldığı Bafra ilçesindeki üreticileri de memnun etti. Alan bir daha alıyor yani alan bir daha aslında kesinlikle bir tane daha alıyor. Yanında arkadaşına da tavsiye edeyim. Diyoruz ki mesela vatandaş pastırma istiyor bizden. Diyoruz ki yanına mesela yarım kilo alacaksa 100 gram da diyoruz biz size yerli kömüş pastırması verelim diyoruz. Ondan sonraki bize gelişinde ben yerli pastırması alacağım diyor. Tadına varan mutlaka ki diyor ki ben yerli pastırması alacağım. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ali Küçükoğlu manda pastırmasının diğer hayvan ırklarından yapılan pastırmalara göre daha kaliteli olduğunu söyledi. Tabii son zamanlarda manda süt ve ürünlerine karşı olan yoğun bir talep var ama bunun yanında manda etinin ve manda etinden yapılacak olan bu et ürünlerinin de önemli olduğunu biz araştırmalarımızda gözlemliyoruz. Özellikle manda etinin kimyasal kompozisyona baktığımızda %20 oranında daha fazla protein içeriği olması, %50 oranında daha az kolesterol içeriği olması bu hayvanın etini ön plana çıkarıyor. Keza teknolojik olarak özellikle sucuk üretiminde, fermente sucuk üretiminde ve bunun yanında da pastırma üretiminde arzu edilen bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor.